nişastalı gıdalar ile asitli içecekler bu çürük oluşumunu daha da artıracaktır. Bu sebeple çocukların şekerli içeriklerden mümkün olduğunca uzak durmasını öneriyoruz. Çocukta beslenmeye ve fırçalamaya dikkat etmediğimiz sürece diş çürükleriyle karşılaşmaktayız. Peki bir çocukta diş çürüğü olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ağız içerisinden gelen kötü bir koku, çocukta diş hassasiyeti ya da ağrılar çürük varlığını göstermektedir. Bu sebeple 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrollerini atlamamak gerekiyor. Sizleri 6 ayda bir rutin kontrollere bekliyoruz.